Eğer beni tutuklamazsanız mahkemeye gelip ifade veririm. O sözler FETÖ'den aranan eski futbolcu Arif Erdem'e ait. 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan Erdem, mahkeme heyetine avukatıyla bu talebi iletti. Hakim tarafından reddedildi. Yurt dışına kaçan eski milli futbolcu güvence istedi. Mahkeme reddetti. FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan Arif Erdem'in tutuklanmama talebi kabul edilmedi. Biz kazandık, onlar kaybettiler. Zaten aynı zamanda 4 gol attı. FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada yargılanıyor eski futbolcu Arif Erdem. 15 Temmuz sonrası sosyal medyada yayılan videonun ardından harekete geçmişti savcılar. Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz için gözaltı kararı çıkartılmıştı. Benim gözüm hep saate bakıyorum. İddialara göre eski futbolcu Arif Erdem 23 Temmuz 2016'da ailesiyle birlikte İpsala sınır kapısından Yunanistan'a kaçtı. Bir süre İskece'de saklanan Erdem ailesi daha sonra izlerini kaybettirdi. FETÖ şüphelisi Arif Erdem'in yargılandığı davada avukatı çarpıcı bir talepte bulundu. Erdem'in kendisiyle iletişime geçtiğini ve mahkemeye gelip ifade vereceğini ama tutuklanmama garantisi istediğini söyledi. Gizlilik açısından bu tarz sorulara cevap veremeyeceğim. O talebi değerlendiren mahkeme heyeti Arif Erdem'in yurt dışına kaçmış olmasını gerekçe göstererek avukatın isteğini reddetti. Erdem'in görüldüğü yerde yakalanmasına hükmedildi.